Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bakın bugün de sizlere bu gördüğünüz ajurlu süpürgeler örgü modeli nasıl örülür onu anlatmak istiyorum. Şöyle bakalım. Yapılışı oldukça kolay. Ve bayan yelekleri dahil aklınıza gelebilecek bir sürü örgü modelinde rahatlıkla kullanılabilir. Bebek örgülerine de çok yakışır. Atkı ve şallarda da rahatlıkla kullanılabilecek bir model. Örgümüzün arka tarafı da görüntüsü bu şekilde. Dediğim gibi yapımı oldukça kolay bir model. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Şimdi ilmeklerimizi atarak başlıyoruz. Modelimizin ilmek sayılarını 11 ilmek ve katları olarak ayarlayabilirsiniz. 11 ilmek ve katları en son kenara da 1 artı ilmek ilave ediyoruz. Şimdi bakın bu şekilde ben 22 tane yani 11'in 2 katı ve artı 1 ilmek atarak modelimi kurmaya başlıyorum. Toplam 23 tane ilmeğimi attım 2 örnek için. Şimdi ön yüzde bir sıra düz olarak örüyorum. Siz de bunun altına istediğiniz herhangi bir lastiği yapıp şimdi lastiği bitirdiğimizi farz edersek ön yüzde bir sıra düz olarak örüyoruz. Lastik ördükten sonra ön yüzde bir sıra ilmeklerin tamamını düz olarak örelim. Arka yüze geçtiğimizde de bütün ilmekleri ters olarak örüp ön yüze sıranın başına gelelim ve modelimizi kurmaya başlayalım. Bakın bir sıra ön yüzde düz ördüm. Arka tarafa geçtiğimde de bir sıra bütün ilmekleri ters olarak ördüm. Şimdi tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz ve modelimizi kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Hemen yanına bir ilmek attım. Bir ilmek kenar ilmeği ve bir ilmek attım. Şimdi 10 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Sayalım tekrar. Attığımız ilmekten sonra 2, 4, 6, 8, 10. 10 tane düz ilmek ördüm. Bir kez bir ilmek attım. Bir tane düz ilmek örüyorum. Ve tekrar bir ilmek attım. Şimdi 10 tane düz ilmek daha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En son attığım ilmekten sonra 10 ilmek daha düz olarak ördüm. 1 ilmek attım. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüp sıramı tamamladım. Çevirdim. Şimdi örgümüzün arka tarafında bütün ilmekleri ters örüyoruz. Kenar ilmeğinden sonra attığım ilmeklerim dahil bütün ilmekleri ters örerek sıramı tamamlıyorum. Şimdi tekrar ön yüze, örgümüzün ön yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi yine örmeden alıyorum ve sıraya başlıyorum. Bir önceki sırada attığımız ilmeği düz olarak örüyoruz. Kenarda 2 tane ilmeğimiz oldu. Yanına ilmeğimi attım. Yine 10 tane düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Attığım ilmekten sonra 10 tane düz ilmek ördüm. Bakın buraya ortaya ajur yaptığımız yere geldik. 10 tane düz ilmekten sonra tekrar ilmeğimi atıyorum. Bir önceki sırada bir tane düz örmüştük. Şimdi 3 tane düz. 1, 2, 3. Görüntümüz bu şekilde. 3 ilmeği ördükten sonra tekrar ilmeğimi attım. 10 ilmek düz örüyorum.
10 ilmek artma eksiltme olmuyor. Sürekli 10 tane olarak örülüyor. Bakın 10 tane ilmeğimi düzördüm. 1 ilmek attım. Kenarda kalan 2 ilmeğimi de düz olarak örüp sıramı tamamladım. Şimdi arka tarafa geçtiğimizde yine ilmeklerin tamamını ters olarak örelim. Sıranın başına ön yüze gelelim. Örgümüzün tekrar ön yüzündeyiz. Bakın şimdi kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir iki tane düz ilmek örüyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam kenarda 3 tane ilmeğim oldu. 1 ilmek attım. 10 ilmek düz örüyorum. On tane ilmeğimi yine düz olarak ördüm. Önceki sıralarda yaptığım gibi. Bakın buraya ilmek arttırdığımız yere geldiğimizde ilmeğimi attım. Burada ortada 5 tane ilmeğimiz oldu. Bu 5 ilmeği düz olarak örelim. Bir ilmekle başlamıştık. 5 ilmeğe kadar çıkardık ortadaki kısmı. 5 ilmekten sonra tekrar ilmeğimi attım ve 10 ilmek düz örüyorum. Tane ilmeği düz olarak ördüm ve hemen yanına ilmeğimi atıyorum. Kenardaki 3 ilmeği de düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Hemen bakalım. Bakın modelimizin görüntüsü bu şekilde. İki örnek üzerine yapıyoruz. Şimdi arka tarafa geçip arkada bütün ilmekleri ters örelim. Sıranın başına gelelim. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Arkada bütün ilmekleri ters ördüğüm için orayı örerken videoyu kapatıyorum. Bakın şimdi burada 1, 2, 3 tane deliğimiz oluştu. Bu aşamaya kadar arttırmalarımıza devam ettik. Şimdi ise modelimizdeki şu haroşa olan sırayı yapacağız birlikte. Kenar ilmeğimi aldım. Yanına 1 ve 2 ilmek ördüm. Kenarda toplam 3 tane ilmeğim var. En son arttırdığım ilmeği ve yanındaki ilmeği ikisini birlikte ters olarak ördüm. İki ilmeği birlikte ördüm. Bu birinciydi. Tekrar iki ilmeği birlikte yine ters ördüm. İki ilmeği birlikte ters. Bu da üçüncüydü. Toplam 6 sefer yapıyoruz. 4 5 6'ncıya geldiğimizde de en son düz ilmeği ve attığımız ilmeği birlikte ters örüyoruz. Bu da 6. ilmeğimiz oluyor. 6 tane ilmeği çift ördük. Bakın bu şekilde. 5 tane düz ilmek. Bu sırada arttırma yapmıyoruz. 1 2 3 4 5. 5 tane düz ilmek ördük. Şimdi tekrar son arttırdığım ilmekle birlikte yanındaki ilmeği ters. İkisini toplamış oldum. Bu birdi. Şimdi 2 3 4 5 ve 6. 6 sefer ilmekleri çift örüyoruz. Bakın bu şekilde. Kenarda kalan 3 ilmeği de düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Hemen bakalım modelimize. Bakın modelimiz bu şekilde oluşmaya devam ediyor. Şimdi arka tarafta yine ilmeklerin tamamını ters olarak örelim ve sıramızın başına gelelim. Şimdi bu son ördüğümüz sırayla da modelimizin ilk aşamasını tamamlamış olduk. Bundan sonra model kendisini tekrarlıyor. İlk sırada nasıl başlamıştık? Bir sıra ön yüzde düz, bir sıra da arka yüzde ters olarak. Şimdi bu toplama sırasından sonra ön yüzde bir sıra bütün ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Hiçbir arttırma, eksiltme yapmadan bir sıra boyunca ön yüzde düz, arka yüzde de ters olarak örüyoruz. Sıramızın başına ön yüze geliyoruz.
Tekrar yeni örneğe başlamış olduk bu sırayla birlikte. Tekrar yeni model kurulumunu da göstermek istiyorum sizlere. Videoyu sonlandırmadan önce. Bütün ilmeklerimi düzördüm. Şimdi arka tarafa geçip arkada da bütün ilmekleri ters örüp sıranın başına geliyorum. Tekrar örgümüzün ön yüzüne geldik. Bakın. Bir sıra ön yüzde düz, bir sıra da arka yüzde ters ördük. Şimdi tekrar yeni model kurulumunu da görelim birlikte. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra bir tane ilmek attım. 10 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. En son attığım ilmekten sonra 10 tane ilmeği düz olarak örüyoruz. Şuradan da takip edebilirsiniz. Bakın bu ilmeği ortada ajurun ilk ilmeği. 10 düz ilmekten sonra ilmeğimi attım ve bir ilmek düz ördüm. Alttan gelen ilmek. Bir ilmek daha attım ve 10 tane ilmek örüyorum. On düz ilmeğimi ördüm. Bir ilmek attım. Kenardaki kalan ilmeğimi de düz olarak örüp sıramı tamamladım. Bu şekilde de yeni model sıramıza başlamış olduk. Bundan sonrasında sürekli model kendisini tekrarlıyor. Umarım beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi yapımı oldukça kolay bir model. Sizler de denersiniz ve seversiniz inşallah. Yapmak isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.